Merhaba arkadaşlar, Topelov'un Borsa kanalımıza hoş geldiniz. Ben artık böyle önemli bulduğum hisseleri tek tek yorumlamak istedim. Şimdi en başta Aksa ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Tabii ki bir yatırım tavsiyesi değildir. Sizin araştırmanız gerekiyor. Sadece bu grafiklere bakarak bir şirket alınmaz. Şirketin öz kaynak artışı önemli, şirketin kendi içindeki dinamitler önemli, yatırım politikası önemli. Hani ihracat yapan bir firma mı yoksa daha çok böyle içer, içeride alım satım işi mi yapıyor bunlar önemli. Piyasa defter değeri vesaire bir sürü şey önemli. Ama bunların içinde ben onların kendi adıma kişisel yorumum uygun olduğunu gördüğüm hisseleri belirterek de anlatacağım size. Onun dışında normal hisseleri de anlatacağım. Şimdi benim için bu uygun bir hissedir bu anlamda. Yatırım tavsiyesi değildir ama bu anlamda uygun bir hissedir. Yani bir sürü şeyine baktığımda Aksa'da büyük sıkıntı görmüyorum. Hani sen bu yıl örnek veriyorum 2023 yılı hangi şirketin çok iyi gittiğini görüyoruz ki birkaç şirket dışında. Hani bu 2023 yılına bakarak o kötü bu kötü diyemiyoruz. Geçmişine bakıp geleceğini yorumlamaya çalışıyoruz. Şu anda bakıyorsunuz arkadaşlar. Nereden alabiliriz biz Aksa'yı? özellikle şu bugün günlerden salı arkadaşlar. Yani çarşamba, perşembe, cuma'mız var. Sonra seçim geliyor. Bu ara gene düşeceğini düşündüğüm hisselerden biri o Aksa ama sonra yükselebilecek. Şimdi arkadaşlar nereden düşmüş? 91'den düşmüş. Mart 1'de 91.6'ymiş. Şuraları görür müyüz? Yani 56.3'leri görebiliriz arkadaşlar çok rahat bir şekilde. Yani eğer Aksa'yı araştırdınız. Aksa'nın her şeyin okeysiniz. Acaba yüksek fiyat mı? Düşük fiyat mı? Acaba tepeden mi alıyorum? Dipten mi alıyorum? Mantığında baktığınızda yatırım tavsiyesi yapmamakla beraber şu anki durumunun çok yüksek olmadığını düşünüyorum. 2-3 gün beklediğimizde Cuma daha çok düşebilir diye düşünüyorum kişisel yorumum. O zaman beklediğinizde belki 56'ları şuradaki şuradaki 57'leri, 56'ları, 56 vardı bir tane. 56.3'leri bulabilir diye düşünüyorum. Bundan aşağı iner mi? Tabii ki inebilir ama buradan aldığınızda aksa hissesini demezsiniz ki ben niye buradan aldım? Ya tepeden aldım demezsiniz. Onu söylemek istiyorum. Tabii ki karar sizin. Tabii ki kendi fikrinizi düşüneceksiniz. Ben genelde 3 yıllıklara baktığımızda da zaten e, genel anlamda çok yükseklerde olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Yıllıkta bile neredeyse bir yılın bile sıkıntılı durumuna gelmiş ki genelde böyle şeylerde 3 aylık 200 günlük baktığımızda daha iyi yorum yapabiliyoruz. Ama bu sene çok değişik bir sene biliyorsunuz. Yani Aksa ile ilgili kendi adıma Cuma'yı bekleyerek gene birden tabii ki tavanlar da yapabilir ama Cuma'da, Cuma'dan sonra seçim bittikten sonra belli ama belirsizlik tamamen kapandıktan sonra yükseleceğini düşünüyorum minik minik. Ha, Cuma'ya 56'ya mı düştü? Kendim böyle bir hisseyi biriktiriyor olsam derim ki 90'dan alacağıma 75'ten 78'den yani 80'lerden 74'lerden 70'lerden alacağım ama buradan alırım. Daha düşer mi? E, düşebilir. Ama buradan aldığımda pişman olmam. Ama gidip örnek veriyorum 84'lerden 85'lerden aldığımda üzülürüm. Ama uzun vadeci bir politika düzenliyorsam, uzun vade yatırım planlıyorsam sıkıntı olmaz aslında. 70'ten de almışım, 80'den de almışım sıkıntı olmaz. Zaten 10 yıla hedefliyorsam önemli değil. 10 yıl sonra ise bu mu kalacak? Hani ne hallere gelecek? Yani artacak sonra bölünmeye gider. Ondan sonra her türlü kazanç getirir yani. Kısaca arkadaşlar böyle yorumluyorum. Karar tabii ki sizin. Siz düşüneceksiniz, siz planlayacaksınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin.